köprüye hizmetle geçiren ülkücüler ve saygıdeğer misafirler, Türk Ocakları Genel Merkezi ve eski milli dostların düzenlediği 3 Mayıs Türkçülük Günü'nün kutlamasına hoş geldiniz. Açılış bir vesileyle yapılmış oldu ama biz program gereği bir dakika sizi ömrünü Türkçülük için harcamış, öbür dünyaya intikal etmiş büyüklerimizin bazılarının
konjonktüre göre, esen rüzgara göre yön değiştirdiği bir dönemde Türk milliyetçileri ses verdiler. Bugün 70 yıl sonra yine bir takım çevreler konjonktürün, yani zamanın şartlarının diyelim etkisiyle bazı yollara sapabilirler. Ama biz tarihimizin bize gösterdiği istikametten asla sapmayacağız. Rüzgara göre değil, imanımıza göre, tarihimize göre, inancımıza göre yaşayacağız. ...1944'te Atsızlar, Türkeşler, Tevetoğulları, Toganlar, burada isimleri tek tek sayıldı, hepsi bu bayrağı yükselttiler. Bugün de bize düşen görev budur. Bugün Türk Ocakları, Türkiye çapında aslında 3 Mayıs'ı anıyor. Bütün şubelerimizde faaliyet var, sadece burada yok. Başka toplantılar da yapıyor. Ben buraya Karabük'ten geliyorum. Orada bir toplantımız şu anda her an devam etmektedir. Bugün 80'e yakın şubesiyle Türk Ocakları, Türk milliyetçiliği fikriyatını fikir bazında yaymak için, yükseltmek için, yüceltmek için çalışıyor. Bu ocağın kurucuları bu idealle yola çıktılar. Bugün bu ocağı yönetenler olarak bizler de o çizgiden sapmadan aynı istikamette çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bir başka konuya daha temas edeceğim. Yani milliyetçilikle ilgili tavrımız asla konjonktürel ya da zamanı şartlarına göre değişmeyecektir. Biz Türk milliyetçiyiz, siz ve bu böyle devam edecektir. Son zamanlarda bir de Ermeni meselesiyle ilgili tartışmalar gündeme geldi, biliyorsunuz. Bir taziye mesajı yayınlandı. Onunla ilgili olarak Türk Ocakları Genel Merkezi olarak biz açıklama yaptık. Ve bir de daha kısa bir metinde bir imza kampanyası başladı. Duymayanlara buradan duyuruyorum. Web sayfamızda ilgili linkler vardır. Biz şunu diyoruz. Bugün taziyedir. Yarın tarziye olur. Öbür gün tazminata, daha öbür gün toprağa döner. Onun için Türk milliyetçileri her zaman teyakkuz halinde olmalıdır. Bunu diplomatik bir dille ifade edilen, bir ortak acı kelimesi etrafında döndürülen bir taziye beyanının ötesine geçmesi ihtimali her zaman vardır ve kuvvetlidir. O halde biz şunu diyoruz. Türk milleti şerefli bir millettir. Kimseden özür dileyecek bir şey tarihinde yoktur. Şairin dediği gibi ne diyor? Sen şehit olursun, incitme yazıktır atanı. Biz ecdadımızın soykırım yaftasıyla yaftalanmasına asla ve katla izin vermeyeceğiz. Türk milliyetçilerinin önünde çok zorlu bir görev var. Bu bir yıl zarfında kamuoyu alıştırılmak isteniyor. Tıpkı sözde çözüm sürecine alıştırıldığı gibi. Türk milleti kesinlikle buna izin vermemelidir. Türk Ocakları olarak da bizler, burada arkadaşlarımız bugün 1944 olaylarını anlatacaklar ama biz başka yerlerde Ermeni meselesiyle ilgili paneller yapıyoruz. Karabük'teki konulardan biri de oydu. Etraflıca bunu ortaya koyduk orada. Bizim Birinci Cihan Harbi'nin çok öncesinde başlayan Rusların Kırım'ı ele geçirmeleriyle, özellikle Kafkas göçleriyle başlayan süreçte Osmanlı İmparatorluğu'nun Müslüman unsurlarının, Kafkaslardan sürülenlerin, Balkanlardan göç ettirilenlerin, katledilenlerin katlinden dolayı Türk milletine, ey Türk milleti senin ortak acına biz de katılıyoruz diyenler oldu da biz mi duyduk? Bizim milletimizin acısıyla hem acısına empati duymayanlar var. Şimdi biz onlara dönmüş diyoruz ki biz sizin acınıza ortak oluyoruz. Biz büyük
özgür bir milletiz. Biz kendi hakimiyetimizde çeşitli milletleri, dinlere mensup insanları yaşatmış milletiz. Suçsuz yere öldürülen, katledilen masum insanların ölümüne elbette üzülürüz. Bundan tabii ki üzüntü duyarız. Ama biz, bizim milletimizi arkadan hançerleyen Hınça ve Taşnak çetelerinin sorumlu olduğu, onları kışkırtan Fransızından İngilizine, Rusuna varıncaya kadar emperyalistlerin sorumlu olduğu ölümlerden asla mesul tutulamayız ve bundan dolayı kimse bizden özür dilememizi beklemesin. Tehcir bir nefs-i müdafaaydı. Bu vatanda bin yıldır var olan Türk milletini ve İslamiyeti, ezan sesini ancak Enverlerin, Talatların ve daha sonra Mustafa Kemal'in milli mücadeledeki kahramanlıkları sayesinde mi sürdürüyoruz? Bunu unutmayalım. Doğu Anadolu'da Birinci Cihan Harbi başlamadan önce iki tane genel müfettiş gelmişti. Bakın nelere razı olmuş Osmanlı Devleti. Biz oralardan döndük. Onun için bizler Enver'i de, Talat'ı da, bütün o dönemde hizmet eden devlet adamlarımızı da, Mustafa Kemal'i de ve milli mücadele kahramanlarını da rahmet ve minnetle almak durumundayız. Hepsinden Allah razı olsun ve Türk milleti her zaman için onlara medyunu şükrandır. Aziz hocalar, ben tabii bu program uzun olduğu için daha fazla sözlerimi sürdürmek istemiyorum. Hakikaten bu çok önemli bir konu. Hepimizin bu hassas konu üzerinde üzerimize düşen görevi yerine getirmemiz gerekiyor. Gerekli hassasiyeti göstermenizi ben sizlerden bilhassa istirham ediyorum. Bu duygularla hepinizin Türkçüler Günü'nü kutluyorum ve hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.